Ya. Bende göz nezle sorunu var. Böyle aniden yaşarıyor. Hani erkekler ağlamaz ya. Şimdi utandın kıvırıyorsun. Tamam. İtiraf ediyorum. Film biraz beni etkiledi. Yani duygusalmış. Hep sen kendine baksana. Ağzın yüzün hep akmış. E tamam, ben zaten ağlamadım demiyorum senin gibi. Ay Barış, biz hiç ayrılmayalım. Hayatım, onu nereden çıkardın? Tabii ki de ayrılmayacağız. Yani sadece bir filmdi. Ya bizim evde böyle bizi ağlatan dizileri izlemek yasak. Ben de bundan sonra kendime beni ağlatacak romantik filmleri yasaklıyorum. Biliyor musun, bazen çok komik olabiliyorsun ya. Ya bu filmlerden kaçsan, okulda arkadaşın sevgilisinden ayrılıyor, sen ondan daha fazla üzülüp ağlamaya başlıyorsun. Filmden kaçsan, hayata yakalanıyorsun. Yapacak bir şey yok. Tamam, ben de onu diyorum zaten. Yani hayatta üzülecek çok şey var. Bir de ben böyle filmleri izleyip niye ağlayayım ki? Yani mazoşist miyiz biz? Aslında haklısın. Ya. Bu konuda sana hak vermesem haksızlık etmiş olurum. Saat 10:30 olmuş. Ben babamla 11'de evde olacağım demiştim. Ya hiç gidesim yok ama kalkmamız gerekiyor. Abim nerede kalacağım falan dersin? Yok olmaz. Yarın okul var. Eşyalarım yanımda değil. Bir de biz şimdi sinemaya gidecektik. Abime geldik. Ben babama böyle desem, abin kafede, siz Barış da evde tek başınasınız. Olmaz. Beni sorgu yağmuruna tutar. İyi de bir şey yapmıyoruz ki kızım. Oturmuşuz burada iki kişi film izliyoruz, ağlıyoruz falan yani. Hem Cem'le Tuğçe'nin beraber oturmasına sonunda izin verebildi. Bakalım bu özgürlüğü bize ne zaman verecek? Belki üniversiteye gidince. Ama şimdi ben kız çocuğuyum ya. Benim öyle şeylerim yok tabii. Babam bana hayatta öyle özgürlük vermez. Doğru. Geleneksel Türk babası. Olsun ama ya, ben yine de onu çok seviyorum. Böyle çocuklarına sahip çıkıyor. Aynı benim babam gibi. Sen aslında böyle güzel bir aileye sahip olduğun için bu kadar güzel bir kız olabildin. Hayatım, sen neden sarılmıyorsun? Affetmedin mi beni? Barış, elimde bardaklar var da. Ben gardıroba doğru bakıyorum ya bir an. Şey oldu. Neyse, konuya dönelim. Bak, ben 18 yaşında olmama rağmen saat 11'den sonra kül kedisine dönüşebiliyorum. Hayat, hadi kül kedisi, onları bırak da geç kalmadan gidelim. Bu arada bir tavsiye, bir makyajını temizle istersen ya, böyle bir... İyi hatırlat. Hoş değil yani. Ne ağladım ya.